mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TV19 Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 33. toplantısında konuştu. İslam dünyasında yaşananlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 33. toplantısında konuştu. Hanımefendiler, beyefendiler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK'ın 33. Bakanlar Oturumunu açarken hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşleri, fikirleri almaya özen gösteriyoruz dedi. Biz de gerek İSEDAK bünyesinde, gerekse 1,5 yıldır yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda bu ilkeyi tatbik etmenin gayreti içerisindeyiz. Hemen her fırsatta kardeşlerimizin görüşlerini, fikirlerini, daha da önemlisi eleştirilerini almaya gayret ediyor. Erdoğan, İslam dünyasının istikbalini yok etmeye yönelik kirli bir senaryo uygulandığını söyledi. İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, zenginliklerini, hepsinden önemlisi İstikbalini yok etmeye yönelik kirli bir senaryo uygulanıyor. Kimi zaman etnik, kimi zaman dini, kimi zaman da mezhebi farklılıklar kaşınarak İslam toplumları içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı toplantının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununu çözecek gücün Rusya olduğunu ifade etti. Dağlık Karabağ'ı konuşmuştuk. Ve bununla ilgili olarak da Sayın Putin bu konuda elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ve ben bu 5 reyon meselesinde daha hassas olmalarını ve bu konuda, çünkü artık süre neredeyse 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işi yine bu bölgede çözecek güç Rusya'dır. Başbakan Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Astana sürecine dikkat çekti. Amacının Suriye'de kalıcı barışın sağlanması olduğunu belirtti. Başbakan küresel teröre de değindi. İnsanların öldüğü yerde Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor, insanlık da ölüyor demektir. Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen yemekte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Astana sürecine dikkat çekti. Suriye'de yaşamak için Türkiye, Rusya, İran bir süreden beri Astana sürecini başlatmış bulunmaktadır. Astana sürecinin amacı 6 yılı aşan Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve Suriye'de kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu anlamda da yine Türkiye, Rusya, İran çok aktif bir rol oynamaktadır. Yıldırım, sürece katkısı olan ülkelere teşekkür etti. Bütün bu çalışmalar önemli bir merhaleye erişmiş ve nihayet Cenevre'de başlaması öngörülen kalıcı barış ve Suriye devletinin bütün etnik grupların, teröre bulaşmamış bütün etnik grupların temsiliyle yeniden teşkil edilme sürecine girilmiştir. Bu noktada katkısı olan Rusya, İran başta olmak üzere bütün ülkelere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Başbakan küresel teröre de değindi. DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü, PYD terör örgütü küresel bir
terör örgütleridir. Binali Yıldırım ekonomik değişimin artık batıdan doğuya doğru gittiğini sözlerine ekledi. Güç değişimi yaşanıyor. Ekonomik değişim artık batıdan doğuya doğru gidiyor. Yüzyıllar boyunca baktığımızda İpek yolu, baharat yolu, kral yolu dediğimiz bu yollarda hep ticaret ya doğudan batıya doğru gitmiş, zaman zaman tersine batıdan doğuya doğru da hareket olmuştur. Geçtiğimiz yüzyılda zenginlik noktaları batıda oluştu. Ama şimdi batı ülkelerinde bakarsanız büyüme yok. Neredeyse sıfır seviyesinde. Küresel anlamda da çok düşük bir büyüme var. O büyümeyi sağlayan da batı değil, doğu ülkelerindeki dinamizmdir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısına katıldı. Burada konuşan CHP lideri belediye başkanlarının kentin dokusuna saygılı olduklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde sadece 6 büyük şehirli kalmayacaklarını da belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları toplantısında belediye başkanlarının kentin dokusuna saygılı olduklarını savundu. Kentin tarihine saygılıyız. Kentin kültürüne saygılıyız. Kenti zenginleştirmek için de her şeyi yapıyoruz. Buyurun İzmir'e bakalım. En büyük kent ormanı İzmir'de. Yüksek binalar yapılabilirdi ama yapmadık. Niçin yapmadık? Kentin tarihine, kimliğine ve o kentte yaşayan insanlara saygı gösterdiğimiz için yapmadık. En büyük kent ormanını yaptık. Buyurun Eskişehir'e bakalım. Bir dönem Yeşil Bursa, Beton Bursa oldu. Buyurun Ankara, o da beton oldu. Ama Ankara ile Bursa arasında çöldeki bir vaha gibi Eskişehir'in yıldızı parlıyor. Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanlarını yürekten kutladığını söyledi. Evet, biz de gereğini yapıyoruz ve bütün belediye başkanlarımızı yürekten kutluyoruz. Çünkü onlar halka hizmet ediyorlar. CHP Genel Başkanı uyuşturucuyla mücadeleye de dikkat çekerek belediye başkanlarını uyardı. Önemli bir sorunumuz daha var. Özellikle çocuklarımızla ilgili. Uyuşturucu. Belediye başkanı arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Çoğu belediye başkanı arkadaşımın bu konudaki duyarlılıklarını da çok iyi biliyorum. Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a kadar indi. Özellikle yoksul semtlerdeki çocuklar alıştırılıyor ve sonra bunlar kullanılıyorlar. Gençlerimizi, çocuklarımızı korumak elbette hepimizin görevidir. Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde sadece 6 büyük şehirle kalmayacaklarını belirtti. Önümüzdeki seçimlerde yani 2019'da sadece 6 büyük şehir değil, İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı alacağız, Balıkesir'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Adana'yı alacağız, bu belediyeleri alacağız, bu belediyeleri alacağız. Çorum'da Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk değerlendirme toplantısını Teknokent'te yaptı. Çalışmalar oluyor. Nasıl yol alındı? Hangi parametreler? Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Hocalarımız var. Biz araştırmayı seviyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, 5 yıllık bir çalışmanın yapıldığını söyledi. 5 yıldır çalışıyoruz. Şuna da inanıyorum, bilgi ayrı, tamam bilgi değerli ama tecrübe çok daha değerli. Onu da yaşayarak öğrendim. Yani bu şeye, bu ÇARGEK çalışmasına, Çorum ARGE çalışma grubu oluşturmasına tecrübelerle geldik bu 5 yıllık süreçte. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal ise üniversite sanayi işbirliğinden bahsetti. Üniversite sanayi işbirliği o kadar flu bir tabir ki kilosu yok, okkası yok. Az önceki istatistiklerde sıfırdan baktığımız zaman iyi bir yerdeyiz ama üstü o kadar açık ki nerede olduğumuzu bilmiyoruz.
Dolayısıyla da bunun üniversite sanayi işbirliğinin bir çıktısını net olarak ortaya koyamıyoruz. Ama altını çiziyorum. İş adamlarına sadece para yardımı yapan bir gözden, bir zihniyetten şimdi beraber iş dünyasına ne değer katarızı düşünen bir zihniyete dönmüş vaziyetteyiz. Başaran Hıncal, sanayicilerin kamu kurumlarına bakışının değişmesi gerektiğini aktardı. Bizim sanayicimiz şuna bakmalı. Yani sosyal güvenlik kurumu, defterdarlık, çevre müdürlüğü bize ne yapar? Gelir denetler, teftiş eder, ceza yazarı bir tarafa artık atmalıyız. Biz bu kurumlardan nasıl faydalanırız iş dünyası olarak? Çünkü bize hizmet eden kurumlar bunlar. Açık net. Yani KUSİ'nin başarısında ilk önce iş dünyası çıktısını alacaktır. İş adamı alacaktır. Daha sonrasında tabii ki özel sektörünün kalkınması demek hem kamunun hem üniversitemizin hem geleceğimizin çocuklarımızın kalkınması demek. Hitit Üniversite Rektörü Profesör Doktor Rehamettin Alkan da işbirliğinin zor bir süreç olduğunu ifade etti. Bu bir süreç, gerçekten zor bir süreç. İnanmamız gerekiyor, zorlanmamız gerekiyor. Hani bu teknokentin nasıl yapıldığını pek çoğunuz biliyorsunuz. Gerçekten çok trajik bir şekilde süreçler yaşadık biz buralar yaparken. Ama buna rağmen ortaya bu bina çıktı. İyi ki de çıkmış. Şimdi 3 tane firma gelecek, yarın 30 tane gelecek, ertesi gün 300 tane gelecek. Bu bir süreç. Onun için biz buna inanıyoruz. Bunu bir reklam olsun diye veyahut da bir şov olsun diye yapmıyoruz. Gerçekten çok zor bir şey. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Seviyoruz. Ama İrfan hocamızın dediği gibi. Toplantıda Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor İrfan Kurtbaş da bir konuşma gerçekleştirdi. Kurtbaş, proje kapsamında 112 etkinliğin planlandığını söyledi. Arge çalışmalarından da bahsetti. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk değerlendirme toplantısında konuşan Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor İrfan Kurtbaş 112 etkinliğin planlandığını söyledi. Biz bu yıl içerisinde yaklaşık bize öngörülen 2017 yılı içerisinde 112 tane etkinlik Çorum sanayi potansiyeli göz önüne alınarak bize öngörülen ve verilen hedefler içerisinde. Bu etkinliklerden her birisi için dönem başında biz bir dağılım yaptık ve dedik ki bu 112 etkinliğin bizim buradaki sektör dağılımı, sanayinin içeriği ve sanayinin yapısına bakarak şu şekilde şekillendirdiğimizi en başta belirledik ve ona bağlı olarak da biz etkinliklerimizi düzenledik. Profesör Doktor İrfan Kurtbaş, 2017 yılı içerisinde en fazla etkinliği yapan 6. ilin Çorum seçildiğini ifade etti. Haziran ayı içerisinde bakanlık yapılan etkinliklerle ilgili, yani kamu üniversite sanayi işbirliği bağlamında yapılan etkinliklerle ilgili bir ara değerlendirme dönemi belirledi ve bununla ilgili KUSİ temsilcilerinden yapmış oldukları etkinliklerin dosyalarını istedi. Göndermiş olduğumuz dosyalarda biz %96 gerçekleştirme sağlamıştık. Bu %96 gerçekleştirmenin büyük bir çoğunluğunu biraz sonra söyleyeceğim. KOSGEB tarafından, KOSGEB müdürümüzün olmamasından kaynaklanan eksik kalan etkinliklerimiz olarak karşımıza çıktı. Türkiye'deki yapılan etkinliklerin toplam değerlendirme oranı %56. Yani Türkiye'de kamu üniversite sanayi işbirliği bağlamında en fazla etkinlik yapan 6. il seçildik. İrfan Kurtbaş, ARGE çalışmaları yapmak amacıyla ÇARGEG'in kurulduğunu kaydetti. Firmalara Eylül ayında bir ziyaret gerçekleştirdik. Dedik ki bize bir tane ARGE mühendisi tahsis edin. Bu ARGE mühendislerinin ayda iki defa biz toplantıya çağıracağız. Bu ARGE mühendisleri geldiğinde biz bunlardan proje, işletmenize proje kazandırmalar için destek isteyeceğiz. Ve bunların tüm eğitilmesi, sürece dahil edilmesi, projenin hazırlanması konusunda da biz gönüllülük esasına bağlı olarak sizlere hizmet vereceğiz. Her işletmeye bir proje sloganıyla yola çıktık ve 28 tane işletmeden birer tane mühendis istedik. Ve bu çalışma grubumuza da ÇARGEG ARGE Çalışma Grubu ismini verdik. Çorum ARGE Çalışma Grubu ismini verdik. Kurtbaş, ÇARGEG'in çalışmaları kapsamında son 2 ay içerisinde 11 projenin hazırlandığını kaydetti. Gelmiş olduğumuz nokta, şu anda 2 tane tekno girişim projesi hazırlanıyor. Bir adet KOSGEB ARGE projesi hazırlanıyor. 2 adet 1507 KOBİ ARGE projesi hazırlanıyor. 5 adet 1505 üniversite sanayi işbirliği projesi hazırlanıyor.
bir adet Tekno Girişim projesi de hazırlandı, sunuma hazır. Yani sisteme girilmek üzere. Yani biz aslında son iki aylık sürede 11 projeyi hayata geçirebilir bir pozisyona geldik. Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bahar konserlerine hazırlanıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Turgut Özal konferans salonunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Koro ekibi Zeki Gül için türküler seslendirdi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, yeni dönem çalışmalarına başlayan Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nu ziyaret etti. Seyirde abi kardeşim. Kardeşim bakıyor hocam. Başkan Yardımcısı Zeki Gül koronun önemine dikkat çekti. Benim başladığımda ilk göz ağrımızdır bu koro. Bu koronun sayısı 2 olur, 3 olur, 5 olur. Bu beni çok mutlu eder. Hepimizi mutlu eder. Burada da benim şahsen ilk defa belediyeye başladığımızda bizimle yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızı ziyaret etmeyi ben istedim. Bugün buraya size başarılar temenni etmek için. Aynı zamanda çalışmalarınızı takip için geldik. Gül, bahar konserlerinde vatandaşlara müzik ziyafeti sunulacağını dile getirdi. İnşallah çok güzel koro parçalarıyla Mayıs ayında herhalde, evet, Mayıs program olacak. Mayıs ayında Çorumlu hemşehrilerimize en güzel parçalarımızla bir koro çalışmasını sunarız. Zeki Gül, gecenin bir saatinde çalışmalara katılmak için bir araya gelen ekibi tebrik etti. Bu çalışmalar tabii hiç kimse duymadan, kimseye görünmeden, görüntü vermeden siz yapıyorsunuz. Aynı zamanda Çorum basınına biz televizyonumuza da haber verdik. Dedik ki gelin, bizim arkadaşlarımız mesainin dışında gecenin bu saatinde çalışıyorlar. Bunu da insanlar bilsinler. Bu çalışmalarını elbette ki biz takdir ediyoruz. İnşallah kamuoyu da takdir eder diye arkadaşlarımıza davet ettik. Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan çalışmaları izledi. Türk Halk Müziği Korosu misafirlerine özel türküler seslendirdi. Zeki Gül, koro ekibine tatlı ikramında bulundu. Hitit Üniversitesi bağımlılıklarla etkin mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda üniversite bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Konuyla ilgili kameralar karşısına geçen Rektör Profesör Doktor Rehametin Alkan merkez hakkında bilgi verdi. Pek çok buna benzer STK anlamında çalışmalar yapmıştı. Hitit Üniversitesi bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Konuyla ilgili kameralar karşısına geçen Rektör Profesör Doktor Rehametin Alkan, Türkiye'ye ışık tutacak çalışmalar yapacağını söyledi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz, tanıtımını yaptığımız veya sizlere lansmanını yapmış olduğumuz Bağımlılıkla Mücadele Merkezimiz gerçekten toplumumuzun çok önemli bir kesimini veya çok ciddi kesimini etkileyen bir konuyla ilgili merkezimiz. Bu anlamda da sadece bilimsel araştırmalar olarak değil, toplumda da birebir karşılığını bulacak, toplumda da birebir çalışmalar yapmamıza fırsat verecek olan bir merkez olmasıyla da öne çıkıyor. Alkan, bağımlılık denildiğinde akla ilk olarak sigaranın geldiğini, ancak ihtiyaç dışında gün içerisinde cep telefonuna bakılması da bağımlılık konusu olabileceğine dikkat çekti. Bildiğiniz üzere bağımlılık denildiği zaman bizlerin çoğunun aklına gelen şey hemen ilk en kolay bağımlılık
yapan, çok kolay ulaşılması sebebiyle sanırım, o konunun teknik detaylarını arkadaşlarımız belki vereceklerdir, başta sigaraydı ve buna benzer bir takım diğer maddelerdi. Ancak teknoloji hayatımızı öylesine etkiledi ki artık bağımlılıklarımız farklı mecralara kaydı. Gündelik kaç sefer cep telefonuna bir şey olsun olmasın bakılması bile artık bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Pek çok sosyal medya dediğimiz bir takım oluşumlara bakıldığı zaman da gerçekten muazzam bir döngünün içerisinde olduğumuzu, adına bağımlılık deyin, alışkanlık deyin, ne derseniz deyin, inanılmaz bir döngünün içerisinde olduğumuzu görmemek mümkün değil. Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Emrah Karadere, Çorum'da bağımlılığın kişilerde görünme sıklığını tespit etmek üzere çalışma yapacaklarını söyledi. Ben daha çok hayallerimizi ve daha çok projelerimizi birazcık anlatmak istiyorum. En büyük hayalimiz Türkiye'de de bilinmediği üzere aslında Türkiye'nin bir kopyası, bir ufak örnekleme olan Çorum'da bağımlılığın sıklığını hayal ediyoruz. Onun sıklığını öğrenmeyi hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz diyorum çünkü gerçekten bir toplumda bağımlılık gibi gizli saklı damgalanma riski olan bir rahatsızlığın oranını tespit etmek çok güç. Ama en büyük hayalimiz bu. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Daha sonra bu bağımlı kişiler niye bağımlı olmuş? Bu bağımlı kişiliğin etiyolojisi dediğimiz sebeplerini araştırmaya çalışacağız. Karadere daha sonraki süreçte bağımlılığın nedenlerinin araştırılacağının altını çizdi. Bağımlılığın sebepleriyle mücadele etmemiz neden önemli dersek de, çünkü bugünkü elimizdeki tıbbi veriler bağımlı hastaları tedavisinde çok da başarılı olamadığımızı gösteriyor. Biz diyoruz ki en iyi bağımlılık tedavi yöntemi hiç bağımlı olmamaktır diyoruz. Bunun için bunun üzerine çalışacağız. Yardımcı Doçent Doktor Karadere bilinen tüm bağımlılık konuları üzerine çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. Tabii ki gündemimizde daha çok madde bağımlılığını tutmakla birlikte onun yan versiyonu olduğunu düşündüğüm, işlevselliği bir o kadar bozduğunu düşündüğüm internette bağımlılık üzerine çalışmayı, bununla ilgili farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Rektör Profesör Doktor Rehametin Alkan Güney Kampüsü ile ilgili de soruları yanıtladı. Rektör Alkan, Güney Kampüsü'nün bir sağlık kampüsü olması istediğini açıkladı. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehametin Alkan, gazetecilerle buluştuğu toplantıda soruları da yanıtladı. Güney Kampüsü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Biliyorsunuz arkadaşlar, arazi edinmek oldukça güç bir süreç. Yani biz bu süreci 2011'den bu yana yoğun bir şekilde yaşıyoruz. 2011'den bu yana yaklaşık şehir merkezinde 70-80 bin metrekare olan arazimiz şu anda 2 milyon 700 bin metrekareye çıktı. Gerçekten çok muazzam bir büyüklük. Bunlar tabii çok uzun emekler sonucu ortaya çıkıyor. Çok yoğun emekler sonucu ortaya çıkıyor. İçerisinde özel mülkiyetten kamunun çeşitli türdeki arazilerine varıncaya kadar her türlüsü var. Gelecek yıl Güney Kampüsü'ne start vereceklerini belirten Alkan, Güney Kampüsü'nün bir sağlık kampüsü olması istediğini söyledi. Biz Kuzey Kampüs dediğimiz gün buradan başladık. Burada biliyorsunuz inşallah 1-2 yıl içerisinde çok güzel bir kampüse dönüşecek. Önümüzdeki yıldan itibaren de Güney Kampüsümüze start vereceğiz. Ama ben bunu daha öncesinde dile getirdiğim için daha rahat söyleyebiliyorum. Güney Kampüsümüzün bir sağlık kampüsü olmasını istiyorum. Ve inşallah sağlık üniversitesi olmasını istiyorum. Adının ne olduğunu çok şey değil. Hitit Sağlık Üniversitesi Çorum Sağlık Üniversitesi veya adına ne derseniz bir sağlık üniversitesi. Sadece sağlıkla ilgili kısımların orada olması arzusundayım. Ancak yani bu hemen bir çıkışı olacak bir şey değil. Belki hemen şurada dedi, hocam ikinci üniversite işte gerekli mi değil mi? Bunlar elbette tartışılır. Ama biz üniversite deyince aklımıza hemen böyle 100 bin öğrencisi olan, göz alabildiğine kampüsler olan bir yapı aklımıza geliyor. Yani bu yanlış bir algı arkadaşlar. Bazı üniversiteler vardır, gerçekten binlerce dönüm arazisi olur, yüz binlerce öğrencisi olur. İşte İstanbul Üniversitesi 280 bin öğrencisi var. Yani bu niye? 1500'lü yıllardan, 1453'ten gelen bir üniversite. Onun modeli başkadır. Ama bir başka üniversite butiktir. Sadece belli bir konuda yoğunlaşır. Bunun da şu kadar tane öğrencisi olur. Yani ben ihtisaslaşmaya dayalı olarak bir üniversiteleşmenin daha uygun olduğu düşüncesindeyim. Sağlık konusu başka bir konu. Yani sağlık konusunu sağlıkla ilgili insanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bizim muazzam bir hastanemiz var. O hastaneyle beraber bizim Güney Kampüsümüzün gerçekleşmesini istiyorum. Rektör Alkan, üniversite kurmanın sadece bina yapmaktan ibaret olmadığını sözlerine ekledi. Yani paraya bağlı, yani bu tabii biz şikayet makamı değiliz.
Ama 1976'dan beri yapılmayanların hepsi bizim üstümüzde kalınca değerli arkadaşlarım, ister istemez para kısıtlı, sonuçta çok yüksek rakamlar alıyoruz. Gerçekten Türkiye'de yatırımları en çok para olan üniversiteden bir tanesiyiz. Yani hükümetimiz bunun farkında, bizim geç başladığımızın. Ama Çorum'da bir tabir vardır, ikindi vakti dükkan açmak diye. Yani ikindi vakti dükkan açılmaz, sabah açılır dükkan. Yani biz biraz ikindi vakti açtık dükkanı. O yüzden bazı şeyler biraz yavaş oluyor ama şuna emin olun ki biz üniversite kurmak değil, üniversite olmayı hedefliyoruz. Emin olun, bir 5 yıl daha bu bakış açısıyla devam edelim. Hitit Üniversitesi dünyada inanın çok daha iyi yerlere gelecek. Çorum'da 6. kez düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın başlıyor. Fuar organizatörü Fevzi Atasagun, yerli ve yabancı birçok firma ve ziyaretçinin katılacağı fuara herkesi davet etti. Çorum'da 6. kez düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı başlıyor. Şimdi çekme de. Fuar organizatörü Fevzi Atasagun, 500 firmanın katılacağı fuarın 23-26 Kasım arasında gezilebileceğini söyledi. Biz bu yıl Çorum Tarım Fuarı'nı 23-26 Kasım tarihleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası fuar alanında yapıyoruz. Fuarımıza daha önceki yıllarda 350 firma katılıyordu. Bu yıl 500 firma katılıyor. Biz buraya gelirken bir hedef koymuştuk. Biz 80 firmayla başlamıştık bu fuara ilk başladığımız sene. Biz dedik ki bunu Konya fuarını biz yaptık. 96'dan 2006'ya kadar bu hali biz getirdik. Fevzi Atasagun geçen yıl fuar için kullanılan alanın bu yıl iki katını kullanacaklarını ifade etti. Geçen seneki kullanmış olduğumuz alanın, fuar alanının bu sene iki katını kullanıyoruz. Biz bu fuarı yaparken bir yerde şunu yapıyoruz. Çorum'u bir merkez olarak alıyoruz. Çevre illerden toplam aşağı yukarı 45'e yakın ilden de buraya yoğun bir şekilde ziyaretçi akımı olacak. Bu fuar Çorum'un bir markası haline, Türkiye'nin markası haline geliyor ve geldi. Atasagun fuarın içeriği hakkında da bilgi verdi. Fuarımızda tarımla, hayvancılıkla ve gıdayla ilgili bütün makine ve ekipmanlar bu fuarda sergileniyor. Üreticilerimiz bu fuarlar sayesinde üretmiş oldukları en son teknolojik makine ve ekipmanları bu fuarlarda sergileyerekten kullanıcılara ve daha geniş hedef kitlesine ulaşma imkanı sağlıyor. Çiftçilerimiz de bu fuarlar sayesinde teknolojideki gelişmeleri takip ediyor. Organizatör Atasagun vatandaşları fuara davet etti. Biz özellikle diyoruz ki bu fuar senede bir kere yapılıyor. Ama bütün çiftçilerimiz, bu konuyla ilgili bütün hayvancılıkla ilgili bütün çiftçilerimizin bu fuarı mutlaka görmelerini, ziyaret etmelerini istiyoruz. Özellikle birlik başkanlarımızdan, oda başkanlarımızdan üyelerine mutlaka duyurmalarını ve fuara ziyaret etmelerini sağlamalarını istiyoruz ki biz bunların geliş gidiş, köylerden geliş gidiş mazot paralarını da veriyoruz. Yani katılımı kolaylaştırmak için. Değerlendirmesini istiyoruz. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı ise tarım ve hayvancılıkta makineleşmenin önemli olduğunu kaydetti. Tarım ve hayvancılık ülkemiz, ilimiz için çok önem arz ediyor. Burada da tarımda maliyetleri düşürmek için makineleşmeye mutlaka ve mutlaka geçmemiz lazım. Daha kaliteli verim, ürün almak için makineleşmeyi tarım alanında etkin şekilde kullanmamız lazım. Orhan Sarı fuarı çok önemsediklerini belirtti. İlimizde 23-26 Kasım tarihleri arasında açılacak olan tarım ve hayvancılık fuarını biz çok önemsiyoruz. Çünkü bizim kendi çiftçilerimiz buraya gelecekler ki yeni teknolojileri, yeni yapılan çalışmaları yerinde görsün. Sarı vatandaşların fuarı ziyaret etmesini istedi. İnşallah ilimizdeki üreticilerimizin veyahut da üretici olmayıp da ilimizde yaşayan ve ilçelerimizde yaşayan bütün insanların bu etkinliğe gelerek, bu fuara gelerek orada ziyaret ederlerse bizler ve fuarın organizatörü veya firmalar çok memnun olur.
Bolu merkezi Çorum'un da aralarında olduğu 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3 adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Erzurum, İstanbul, Çorum ve Ankara'da operasyon yapıldı. Ekiplerin yaptıkları operasyonlarda örgütün haberleşme programı Baylok'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden RS, MK ve SR sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kaldırım çalışmalarını sürdüren Alaca Belediyesi asfalt çalışmalarına da başladı. Çorum Caddesi'nin asfalt çalışmaları tamamlanırken Zile Caddesi ise trafiğe kapatıldı. Alaca Belediyesi daha önce ihalesini gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalar şehrin 4 ana caddesi olan Yozgat, Çorum, Ankara ve Zile caddelerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Şaltu yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Alaca Belediyesi olarak bir süredir altyapı çalışmalarını yaptıklarını anlatan Başkan Eyvaz, elektrik hatlarını yer altına aldık, asbest borularını, yağmur suyu şebeke hatlarını yeniledik ve doğalgaz çalışmaları yaptık. Son olarak da kaldırım ve sıcak asfalt yenileme çalışmalarını yapıyoruz dedi. Yapılan hizmetler sırasında vatandaşların ve özellikle de esnafların büyük sıkıntılar çektiğini bildiklerini aktaran Başkan Eyvaz, duyarlılık gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi yeni bir kursa ev sahipliği yapacak. Diyabet hastaları için büyük önem taşıyan karbonhidrat sayımı eğitimi kursiyerlerle buluşacak. Diyetisyen Berna Arslan Demirbaş, eğitimi önümüzdeki haftalarda başlanacağını söyledi. Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde diyabet hastaları için önem taşıyan karbonhidrat sayımı eğitimi verilecek. TV19 mikrofonla konuşan diyetisyen Berna Arslan Demirbaş eğitime yeni başlayacaklarını söyledi. Şimdi biz karbonhidrat sayımı eğitimine yeni başlayacağız. Öncelikle hani bunun duyurusunu da yapmak istiyorum. Eğer katılmak isteyen şeker hastaları, öğrenmek isteyen şeker hastaları olabilir ya da insülin kullanan şeker hastaları olabilir. Bize gelip başvuruda bulunabilirler. Diyetisyen Demirbaş eğitimin neleri kapsadığını aktardı. Karbonhidrat eğitimi ya birazcık daha hangi besinlerde karbonhidrat var, hangi besinleri tükettiğimiz zaman şekerimiz yükseliyor. Ne kadar doz insülin kullanmamız gerekiyor? İnsülini çok kullandığımız zaman ne oluyor? İşte şekerimiz düştüğü zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunların çoğunu yani şeker hastalarını ilgilendiren ve onların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığımız bir eğitim. Berna Arslan Demirbaş eğitime katılmak isteyenlerin kadın kültür ve sanat merkezlerine başvuruda bulunabileceğini ifade etti. 6 hafta sürecek bir eğitim. Katılmak isteyenler aile eğitim merkezine, Velipaşa'daki aile eğitim merkezine başvuruda bulunabilirler ya da diğer kadın kültür merkezlerinden de yine bize ulaşabilirler. Başladığımız kişilerle yine bu eğitimi aşamalı olarak devam edecek, 3 aşama olarak devam edecek ama hani 6 hafta sürecek bir eğitim olacak. Bunu tamamlamayı hedefliyoruz. Demirbaş, önümüzdeki haftalarda başlayacak eğitimin Velipaşa Kadın Kültür Merkezi'nde verilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Çok farklı yerlerde olmayacak. Şu an için Velipaşa'da olmasını planlıyoruz ama hani ilerleyen zamanlarda bir değişiklik olursa yine duyurusunu yaparız. Sadece hani başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Yozgat'ta yağan karın ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi don olaylarını da beraberinde getirdi. Şehirde yollar adeta buz pistine döndü. Sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Birkaç araç yokuşları çıkamadı. Yokuş aşağı inen otomobiller de yolda kayma riski yaşadı. Evet.
kontrolden çıkarak kayan araçlar nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yayalar ise buzlu zeminde kayarak düştü. Özellikle öğrenci servis şoförleri mesai saatlerinden önce tuzlama çalışmasının yapılmadığını öne sürerek belediyeye tepki gösterdi. Sabahtan beri iki servis yapamadık. Öğrencileri alamıyoruz, geri döndük. Neden? Yollar çok buzlu. Belediye ekipleri ulaşımda yaşanan sıkıntılar üzerine tuzlama çalışması yaparak trafik akışını rahatlattı. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 152 1919 numaralı WhatsApp ihbar hattımızda bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Ana haberin bu akşamda sonuna geldik. Türkiye'den ve Çorum'dan öne çıkan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Mutlu akşamlar.